Amazon Bilgi'den hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Daha önceden de videolarımızdan tanıdığınız Enes Hocam'la birlikte online arbitraj ve retail arbitraj üzerine bir eğitim serisi, ücretsiz eğitim serisi yapmıştık. Ama hem Instagram'dan hem YouTube'dan gelen talepler doğrultusunda anladık ki o eğitim serisi en baştan, sıfırdan başlayan bir insan için pek de ideal bir eğitim serisi değilmiş. Hani önce daha temel bilgileri öğrenmeniz gerekiyormuş. Onun için biz de en baştan sıfırdan yani e-ticaret nedir sorusundan başlayarak temelden yukarıya doğru ta ki arbitraj nedir sorusuna gelene kadar basitleştirilmiş ücretsiz bir eğitim serisi yapmaya karar verdik Enes'le birlikte. Bugün de o eğitim serisinin ilk videosunu çekiyorum. E-ticaret nedir'den işte bu eğitim serimizden ta arbitraj nedir'e kadar bütün eğitimlerimizi ücretsiz olarak burada görebilecekseniz daha fazla uzatmadan direkt e-ticaret nedir sorusuna geçelim isterseniz. Şimdi hepinizin bildiği üzere online arbitraj, retail arbitrajdan önce e-ticaret nedir sorusu hiç bilmeyen bir insanın aklına geliyor. Şimdi e-ticaret ana tanım olarak yani somut sözlükteki anlamını okuyacak olursak bir mal veya hizmetin üretiminin, tanıtımının, sigortalanmasının, satışının vesaire bu tarz bütün süreçlerinin online platformlar yani internet üzerinden tamamlanmasına biz e-ticaret diyoruz. Ama biz sigorta veya üretim vesaire gibi anlamlarda kullanmıyoruz e-ticareti. Biz daha çok alım ve satım işlemlerinde kullanıyoruz elektronik ticareti, online ticareti. Ama dediğim gibi sözlükteki tanımı olarak hani sigortalanma, reklamı, tanıtımı, lansmanı bu tarz işlemlerin tümü e-ticaret tanımının içine giriyor. Peki biz e-ticareti nasıl yaparız? Hangi platformlar üzerinden yapabiliriz? Ürünlerimizi online nasıl satarız? Kısaca bunun da cevabını vermek istiyorum. Kendi ürünlerimizi online olarak satmamızın 3 tane yöntemi var. 3 farklı kanal üzerinden ürünlerinizi satabilirsiniz online olarak. Bunlardan birincisi aslında e-ticarete başlarken de çoğu insanın ilk aklına gelen kendi web sitesi aracılığıyla ürünlerini insanlara satması. İşte buna birçok örnek gösterebiliriz. Ya şu an marka söyleyip hani reklam vermek istemiyorum. Mesela Zara. Zara kendi üretiyor. Büyük bir marka olsa da örnek açısından söyleyeyim. Kendi web sitesinde kendi ürünlerini satıyor. Siz de örnek veriyorum miraç.com üzerinden ürünlerinizi satabilirsiniz gibi. Bu tarz kendi siteniz üzerinden ürünlerinizi satabilirsiniz. İkinci yöntem ise Instagram, Shopify gibi, Facebook gibi asıl görevi ürün satışı olmayan ama insanların ürün satışı da yapabildiği yazılım ve siteler üzerinden ürünlerinizi insanlara satabilirsiniz. Bunun da birçok örneğini zaten hem Instagram'da hem Facebook'ta görüyorsunuzdur. Birçok bu şekilde ürünlerini satan insanlar var. Üçüncüsü ve bizim kendimiz kullandığımız ve eğitimimize devam edeceğimiz yöntem. İşte her videomuzda böyle bir şekilde ayıklaya ayıklaya üst konuya gireceğiz. Bu üçüncü göstereceğimiz, anlatacağımız şey de bizim bir sonraki videolarımızda devam edeceğimiz konu. Üçüncü parti e-ticaret siteleri aracılığıyla ürünlerinizi satmanız. Bu üçüncü parti e-ticaret siteleri deyince aklınıza sadece Amazon gelmesin. N11, Trendyol, Walmart, Target.com, eBay gibi birçok e-ticaret firması yani komisyonla sizin onlara ödeyeceğiniz komisyonla onların sitesini kullanarak ürünlerini sattığınız sitelerin tümüne biz üçüncü parti e-ticaret siteleri diyoruz. Amazon'da bunlardan bir tanesi ve dünyada da en gelişmiş olanı. Bu yüzden biz bundan sonraki videolarımızda Amazon nedir gibi soruları cevaplayıp daha da yukarılara çıkacağız. Bu videomuzda daha fazla uzatmak istemiyorum. Hem bir eğitim serimizin başlangıcını yapmak istedim. Hem de hani ilerleyeceğimiz noktayı göstermek istedik. Böyle kısa kısa videolarla aklınızda kalmasını sağlayacağız. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olup videomuzu beğenmeyi veya bu konuyla ilgilenen arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.